Yoyo -yo ile Bobo. Yangın. Yoyo -yo ile Bobo güneşli güzel bir günde küçük gölete pikniğe gitmişlerdi. Acıkınca piknik sepetindeki birbirinden güzel nefis çörekleri, tostları zevkle yediler. Sonra uzanıp keyif yaptılar. Bobo yine gereğinden çok yemişti. Kocaman göbeğinin şişmesine rağmen Oh güzel yedik. Keşke biraz da meyve olsaydı diye mırıldandı. Bu sözleri duyan Yoyo arkadaşının kocaman göbeğiyle yerinden kalkamayacağını bildiği için şu tepenin ardında birkaç yaban çileği görmüştüm. Gidip biraz toplar gelirim dedi. Harikasın dedi Bobo. Yoyo gülümseyerek tepeye doğru tırmandı. Ne var ki tepeye geldiğinde gözlerine inanamadı gördükleri karşısında şaşırıp kaldı. Evlerinin bulunduğu yerin hemen yakınında birkaç ağaç alev alev yanıyordu. Eğer engel olunmazsa yangın büyüyebilir, evlerine sıçrayabilir, hatta tüm orman yanabilirdi. Yoyo -yo bir süre olduğu yerde ne yapacağını bilemez bir halde durdu. Sonra bütün gücüyle ''Baba, baba çabuk gel, orman yanıyor.'' diye haykırmaya başladı. Ne var ki Bobo çoktan uyuyakalmıştı. Onu duymuyordu bile. Yoyo arkadaşının olduğu yere koşarken bir taraftan da ''Uyan Bobo, ormanımız yanıyor!'' diye bağırıyordu. Bağırmaları duyan Bobo sonunda uyandı. Hemen bar güçleriyle yanan ağaçların olduğu yere doğru koşmaya başladılar. Bobo hem çok yediği için hem de fazla kiloları nedeniyle koşmakta zorlanıyordu. Bir ara bayılacak gibi oldu. Evlerinin olduğu yere varır varmaz Yoyo gidip bir kova su aldı. Yanan ağaçlara doğru koştu. Bobo'ya doğru. "Çabuk, sen de bir kova su al, hemen buraya gel." diye seslendi. Ama Bobo koşmaktan çok yorulmuştu. Adım atacak hali bile kalmamıştı. Bu arada yangını gören arkadaşları da koşup gelmişti. Yoyo ile birlikte yangını söndürmeye çalışıyorlardı. Bobo yangını söndürmeye çalışanları görünce olduğu yere oturdu. Neyse yangını ben olmadan da söndürebilirler diye mırıldandı. O sırada yanmış bir yaprak uçarak geldi ve Bobo'nun kolunu yaktı. Bobo acı içinde haykırdı. Elindeki kovayla su doldurmaya koşan Yoyo olanları görmüştü. Küçük bir yaprağın ateşi bile canını yaktı değil mi? dedi Bobo'ya. Evet Çolum çok yandı dedi Bobo. Bu sözler üzerine bir de o zavallı ağaçları düşün. Kim bilir onların canı ne kadar yanıyordur dedi Yoyo. Eğer yangını söndüremezsek kim bilir daha kaç ağacın kaç arkadaşımızın canı yanacak diyerek yanan ağaçlara doğru koştu. Küçücük bir yaprağın aleviyle canı yanan Bobo o anda yorgunluğunu unuttu. Eve koşup bulduğu en büyük kovayı aldı. Su doldurup yanan ağaçlara doğru koştu. Bobo'nun elindeki devasa su kabını gören arkadaşları şaşırdı. Bobo'nun çabalarını gören Yoyo ve diğerleri de canla başla su taşımayı sürdürdüler. Artık yangın ağır ağır sönüyordu. Son alevde Bobo'nun taşıdığı su ile sönmüş, böylelikle tüm orman yanmaktan kurtulmuştu. Yoyo Aferin sana. Yangının söndürülmesinde çok katkın oldu. Hadi şimdi istediğin kadar dinlen. Dedi Bobo'ya. Dinlemek için çok zamanım var. Önce başka bir şey yapmak istiyorum. Dedi Bobo. Tamam ne istersen onu yapalım. Dedi Yoyo da. Bobo gülümseyerek. Önce birkaç fidan bulalım. Sonra da gidip hemen yeni ağaçlarımızı dikmeye başlayalım. Dedi.